Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile kaldığımız yerden devam ediyoruz dolaşım sistemine geçiş yaptık hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz Öncelikle şunu söyleyeyim başlamadan önce e, Temeliniz yoksa TT AYT TT'de yoktu tabi dolaşım sistemi de AYT'den ilk önce çalışıyorsunuz Daha sonra apotemi ve sistemler kitabından pardon apotemi ve sistemler değil tabi ki apotemi ve palme kitabından arkadaşlar soru çözümünüzü yapıyorsunuz daha sonra gelip benim anlattığım dolaşım sistemini dinliyorsunuz ancak o şekilde hani bir temel oluşturabilirsiniz sistemler açısından sistemler biraz karmaşıktır ama anlatması da dinlemesi de çok zevkli bir konudur bu yüzden sizin için bunu önerebilirim evet başlayalım Şimdi dolaşım sistemlerinin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Açık ve kapalı dolaşım sisteminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda da insanda dolaşım sistemine geçeceğiz. Şimdi dolaşım sistemlerinin 3 tane ana elemanı vardır. Nedir bunlar? Dolaşım sıvısı, damarlar ve kalp. Arkadaşlar kalp diyoruz ama e, bu dolaşım sıvısını pompalayan herhangi bir yapı olabilir. Biz bu yapıya genelde kalp ismini veriyoruz. Kalp ne yapıyor? İşte metabolik enerjisini kullanıyor arkadaşlar. Bu enerjiyle dolaşım sıvısının basıncını, hidrostatik basıncını yükseltiyor. Daha sonra bunu da damarlar içerisine gönderiliyor. Tabii ki açık ve kapalı dolaşım dediğimiz dolaşım sistemleri vardır. Eğer ki e, dolaşım sıvısı damarlar içerisinde dolaşıyorsa biz buna kapalı dolaşım diyoruz vücut boşluklarında dolaşıyorsa arkadaşlar buna da açık dolaşım diyoruz. Eklem bacaklılarda çoğu yumuşakça da ne görülüyor? Dolaşım sıvısı organları doğrudan yıkar arkadaşlar. Yani damarlarla bağlantı oluşturmaz. Biz bu sisteme açık dolaşım sistemi diyoruz. Dolaşım sistemine sahip olan açık dolaşıma sahip olan bu hayvanlarda dolaşım sıvısına da hemolenf diyoruz. Bu hemolenf dediğimiz sıvı vücut hücrelerini yıkayan doku sıvısıdır arkadaşlar. Hem dolaşım sıvısı olarak görev yapıyor hem de doku sıvısı olarak. Bakın bizlerde yani kapalı dolaşıma sahip olan canlılarda dolaşım sıvısıyla doku sıvısı farklıdır. İkisi arasında madde alışverişi gerçekleşir. Ama açık dolaşıma sahip olanlarda hem ölenf dediğimiz sıvı hem dolaşım sıvılığı görevini gösteriyor hem de doku sıvısı görevini yapıyor arkadaşlar. Bunlarda bir ya da daha fazla sayıda kalp bulunabiliyor arkadaşlar. Bunların kasılması sonucunda hem nereye gidiyor? Sinüslerle bağlantılı olan kan damarlarının içerisine gidiyor. Burada kan damarı dediğimiz damarlar bizlerdeki damarlar gibi gelmesin aklınıza farklı yapılardır arkadaşlar. Sinüsler nedir peki? Sinüsler de organların çevresinde bulunan boşluklardır. Bu boşlukların ee, bu boşluklara hemolenf gidiyor. Oradaki damarların içerisine kan sinüslerden pompalanmış oluyor arkadaşlar. Daha sonra bu boşluklarda, bu sinüs dediğimiz boşluklarda hemolenf ile vücut hücreleri arasındaki madde alışverişi gerçekleşiyor. Kalp dediğimiz yapı gevşiyor. Gevşediği zaman hemolenf deliklerden geriye doğru çıkarak kalbin içerisine giriyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Hani bir balonu sıktığınız zaman, elinizde şişmiş bir balon var diyelim ki. Sıktığınız zaman ne yapıyor bakın o sıktığınız yer İçerisinde bulunan hava diğer kısma gidiyor. Daha sonra siz o sıktığınız yeri gevşek bıraktığınızda yani e, oradaki gevşeme sonucunda da ne oluyor? Gevşek bıraktığınız zaman tekrardan hava içeriye doluyor. Bunun gibi düşünün. İşte kalp gevşediği zaman hemolenfi kendisine yani o gazı kendisine doğru çekiyor. Kalp içerisine arkadaşlar çekilmiş oluyor. Daha sonra... Bu deliklerde arkadaşlar ne yapıyor kapakçıklar vardır içerisinde kalp kasıldığında kapanan kapakçıklar sayesinde de deliklerin içerisinde e, tekrardan bir sıvı girişi gerçekleşmiyor. Yani bu delikler oldukça önemli deliklerdir sinüs boşlukları dediğimiz e, boşluklar. E, vücut hareketleri sayesinde de yine sinüsler arkadaşlar periyodik olarak sıkıştırılır ve böylece hemolenf'in dolaşılmasına yardım edilir. Ayrıca İstakoz ve yengeç gibi büyük olan kabuklularda yardımcı bir pompada bulunuyor. Yani kalbe yardımcı olan bir pompada bulunuyor. Gelelim kapalı dolaşıma. İsterseniz ilk önce açık dolaşımı şöyle şekil üzerinde göstereyim. Bakın bir çekirge. Arkadaşlar çekirgenin açık dolaşımına baktığımız zaman bakın şurada delikler var. Bakın şu delikler. Daha sonra etrafında bakın bunlar da bizim çekirgemizin dolaşımı gibi düşünebilirsin. Dolaşım sistemi gibi düşünün. Bakın şurada da sinüs boşlukları var. Bakın sinüs boşlukları. Arkadaşlar bu organları çevreleyen sinüslerden. hani şunlar zaten organları çevreleyen sinüslerdir. Bu sinüslerde hemolenf ne yapar? İçerisinde bulunur. Organların etrafında hemolenf sinüsleri işte sinüslerden boşalarak organları yıkar. Yıkadığı zaman da alışveriş gerçekleşir. Hem doku sıvısıdır hem de dolaşım sıvısıdır. Bunu unutmayalım. Gelelim kapalı dolaşım sistemine. Bunu zaten biliyoruz ve detaylı olarak da işleyeceğiz. Arkadaşlar burada kan damarlar içerisinde yani burada kan dediğimiz dolaşım sıvısı var. Ve bu kan dediğimiz sıvı damarlar içerisinde bulunuyor. Damarın dışarısına çıkmıyor arkadaşlar. Çıktığı zaman da zaten pıhtılaşma gerçekleşerek kanama durduruluyor. Doku sıvısından farklıdır kan. Hemolenf doku sıvısı aynı şeydi. Hemolenf hem dolaşım sıvısı görevini görüyordu hem de doku sıvısı görevini görüyordu ama kanla dolaş, doku sıvısı farklıdır. Bunlarda da yine kapalı dolaşıma sahip olan canlılarda da bir ya da daha fazla sayıda kalp bulunabilir arkadaşlar. Bunlarda kan giderek incelen, böyle ince damarlara ayrılan kalın damarlara pompalanıyor. Yani bakın şurada şekil üzerinde gösterelim. Bakın kalp burası. Kalp ne yapıyor? Kalın bir damara kanı pompalıyor. Bu damar geldiği zaman incelen küçük damarlara ayrılıyor. Daha sonra burada tabi bu damarlar her organda bulunan incelmiş dallanmış damarlardır. Kılcal damarlar diyoruz bunlara. Daha sonra burada her organda doku sıvısı ile kan arasında bir madde alışverişi gerçekleşiyor. Daha sonra da arkadaşlar bizim kanımız tekrardan kalbe geri dönüyor. İşte dolaşım sıvısının kan olduğu kapalı dolaşım sistemi de bu şekilde. İlk defa kapalı dolaşım kimde görülüyordu? Toprak solucanında görülüyordu. Onu da söylemiş olalım unutmayın. Evet, omurgalılarda dolaşım sisteminin organizasyonundan bahsedeceğiz. Yani işte arterlerden, venlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonra tekli dolaşım, ikili dolaşımdan bahsedip amfibilerde, sürüngenlerde, kuşlarda, memelilerde nasıl olur şöyle bir genel olarak bahsedip bu videomuzu bitireceğiz. Şimdi insanlarda ve diğer omurgalarda kapalı dolaşım sistemi kardiyovasküler sistem olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Zaten kalp bölümünü inceleyen bilim dalı da hangisi? Kardiyoloji değil mi? Kardiyoloji hastaneye gittiğimiz zaman kalple ilgili bir sıkıntı varsa kardiyoloji bölümüne gidiyoruz. Ee, kan damarlarının 3 tane tipi vardır. Bakın burada arterler yani atar damarlar. Venler yani toplar damarlar bir de kılcal damarlar vardır arkadaşlar bu kılcal damarlar at, atar damarlarla toplar damarlar arasında bulunan damarlardır bunların hepsinde kan tek yönlü akıyor yani e, çift yönlü bir akış söz konusu değildir hepsinde kan tek yönlü akıyor arkadaşlar Arterlerin görevi nedir arterler yani atar damarlar bunlar kanı kalpten vücuttaki organlara doğru taşıyor Organların içerisinde de arkadaşlar küçük böyle kılcallara kanı götüren arteriyol dediğimiz küçük damarlara ayrılıyor bunlar. Yani arterlerin daha böyle küçük olanlarına ne diyoruz? Arteriyoller diyoruz. Kılcal damarlar ise çok incedir ve geçirgen duvarlara sahiptir. Zaten damarları ayrıca anlatacağım size. Burada genel bir hani bakış açısıyla söylüyoruz. Bunların oluşturduğu ağda arkadaşlar kılcal damar yatağı diyoruz. Her bir organa her bir dokuya giderek her hücreye yayılırlar. Çözülmüş gazları, kimyasal maddeleri, e, kılcalların ince, ince duvarlarından difüzyonla geçer doku sıvısına. Doku sıvısından da nereye geçecek? Hücrelere doğru geçiş yapacak. Yani madde alışverişi kanla doku sıvısı arasında gerçekleşir. Doku sıvısında bundan maddeler hücreler tarafından da alınır. Bu değiş tokuşu Starling hipotezidir. Bunu da anlatacağım size. Şimdi, şimdi kılcallardan da toplanan kan Kan, kalbe doğru taşınan arkadaşlar venüller. Yani toplar damarlarla kana götürülüyor. Venül dediğimiz biraz daha küçüklerdir. Venül venül damarlar hani arteriyol gibi venüller birleştiği zamandan da neye ayrılıyor? Toplar damarlarla birleşiyor arkadaşlar. Yani venlerle birleşiyor ve böylece kalbe doğru gidiyor. O zaman atar damarlar Kanı kalpten vücuda dağıtıyor, toplar damarlarda ne yapıyor? Kanı kalbe getiriyor, toplayıp getiriyor. Mesela istisnalarımız vardır arkadaşlar. Genellikle bakın şunu söyleyeyim ben size aslında istisna olarak şunu söylemek istiyorum. Atar damarlar genelde temiz kan taşırken yani oksijenle, e, zen, oksijence zengin kanı taşırken toplar damarlar oksijence fakir kanı yani karbondoksit bakımından zengin olan kirli kanı taşıyor. Bazı istisnalar vardır. Nedir bu istisnalar? Akciğer toplar damarı, göbek bağı toplar damarı, bir de kapı toplar damarı var. Şimdi kapı toplar damarının durumu farklı. Arkadaşlar, akciğer toplar damarı temiz kanı kalbe getiriyor. Göbek bağı toplar damarı da yine temiz kan taşıyor. Kapı toplar damarı kirli kan taşır ama kanı kalbe getirmez. Nereye getirir? karaciğere getirir. Karaciğer. Sindirim kanalının karaciğere bağlandığı damardır arkadaşlar. Sindirim sisteminde de kapı toplar damarından bahsetmiştik. Tüm omurgalılara baktığımız zaman kalplerinde arkadaşlar kas yapısında olan iki ya da daha fazla odacık vardır. Şimdi bu odacıkların sayısını da birazdan anlatacağım, söyleyeceğim size. Kanın Kalbe giren kanı alan odacıklara yani damarların kalbe gelen damarların toplandığı odacıklara biz atrium yani kulakçık diyoruz. Kalpten çıkacak olan kanı pompalayan odalara da arkadaşlar ventrikül diyoruz. Toplar damarlar kulakçıklara bağlıdır. Atar damarlar da karıncıklardan çıkan damarlardır. Yine kalbin yapısında bunlardan detaylı olarak daha böyle anlaşılır şekilde bahsedeceğim. Şimdi tekli dolaşım ve ikili dolaşım dediğimiz dolaşımımız vardır arkadaşlar. Nedir bu tekli dolaşım ve ikili dolaşım? Şimdi tekli dolaşım dediğimizde e, kemikli balıklarda, vatozlarda ve köpek balıklarında görülen bir dolaşımdır ve kalp iki odacıktan oluşur bunlarda. Bir kulakçık, bir karıncıktır. Tekli dolaşımda kan her bir döngüde kalpten bir kez geçiyor. Eğer kalpten kan her döngüde bir kez geçiyorsa biz buna tekli dolaşım diyoruz. Şimdi bunlarda nasıl bir durum var? Ee, balıklarda görülen bir durumdur zaten bu durum. Bir odacık işte bir kulakçık, bir karıncıktan oluşan kalpte kirli kan bulunur. Solungaçlarda temizlenen kan ise arkadaşlar nereye? Direkt vücuda dağıtılır. Bakın burada göstermişiz. Solungaçlarda kan temizlendikten sonra nereye gönderiliyor? Direkt vücuda gönderiliyor. Daha sonra vücuttan kirlenerek toplanan kan kalbe getiriliyor. Kalpten çıkan kan temizlenmek için nereye gidiyor? Solungaçlara gidiyor. İşte biz buna tekli dolaşım diyoruz arkadaşlar. Tekli dolaşım. Kalpten bir kez geçtiği için her bir döngüde. O yüzden buna da tekli dolaşım diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu balıklarda görülen bir dolaşım tipidir. Bunu da unutmayalım. Bir kulakçık bir karıncık bulunur balıklarda. İkili dolaşıma geldiğimizde akciğer e, kan her seferinde arkadaşlar her bir döngüde kalpten iki kere geçiyor. İki devirlidir. Kimlerde görülür? Amfibilerde, sürüngenlerde, kuşlarda, memelilerde. Zaten sürüngenlerin içerisinde alıyoruz kuşları da. O yüzden amfibi, sürüngen, memelilerde görülüyor arkadaşlar. Bu dolaşım. Peki burada nasıl oluyor? Burada iki tip dolaşım vardır. Küçük dolaşım ve büyük dolaşım olarak ayırıyoruz biz bunu. Bir akciğer dolaşımı dediğimiz Kanın temizlenmek için gittiği bir dolaşım vardır. Biz buna küçük dolaşım diyoruz. Bir de arkadaşlar kanın temizlenen kanın vücuda dağıtılıp kirli kanın toplandığı büyük dolaşım vardır. Buna da arkadaşlar akciğer deli dolaşımı gibi e, dolaşım şeklinde söyleyebiliriz. Veya büyük dolaşım şeklinde söylüyoruz. Evet e, burada ne oluyor peki? Burada vücuttan toplanıp kirlenen kan kalbin sağ kulakçığına sağ kulakçığına geliyor arkadaşlar. Sağ kulakçıktan da sağ karıncığa gider. Bakın burada ventrikül dediği karıncıktır. V ile gösterildiği. Karıncıktan da çıkarak nereye gidiyor? Akciğerlere. Akciğerlerde temizlenir. Daha sonra bu temizlenen kan kalbe geri döner. Kalbin kulakçığına, sol kulakçığına. Sol kulakçıktan sol karıncığa geçer. Bakın ikinci kez geldi kalbe. Daha sonra bu temizlenen kan vücuda dağıtılır arkadaşlar. Büyük dolaşıma geçmiş oldu. Kalpten kan her bir döngüde iki kere geçtiği için bir kirli olarak gelip geçiyor. Bir de temizlenmiş olarak gelip geçiyor. Biz buna ikili dolaşım diyoruz arkadaşlar. Zaten burada yazdıklarım da bu anlattıklarımdır. Bir de bazı amfibilerde gaz değişimi hem akciğerde hem de derideki kılcallarda gerçekleşiyor arkadaşlar. Biz burada akciğer deri dolaşımı diyoruz. Zaten e, kurbağalar daha çok Derileriyle solunum yapıyorlar Akciğer solunumunu daha az kullanıyorlar Evet amfibilerdeki dolaşımdan Bahsedelim Akciğer deri dolaşımı dediğimiz dolaşım var dedik Arkadaşlar burada Kalpten çıkan kan kirli kan Hem akciğerlere gönderiliyor Hem de deriye gönderiliyor e, Bunların kulak kalpleri 3 tane odacıktan oluşuyor 2 kulakçık ve 1 karıncıktan oluşuyor Karıncıkta kan kısmen birbirine karışıyor. Yani temiz kan ve kirli kan birbirine karışıyor. Bu yüzden de zaten soğuk kanlı canlılardır dedik. Bunların karıncıklarının içinde olan bir yükselti vardır arkadaşlar. Bu yükselti oksijence fakir olan kanın çoğunu nereye gönderiyor? Sağ kulakçıklardan akciğer deri dolaşımı kısmına gönderiyor. Böylece temizleniyor kan. Temizlenen kan nereye geliyor tekrardan? Sol kulakçağa geliyor sol kulakçıktan da sol karıncaya geçer buradan da arkadaşlar temiz olan kan vücuda gönderilir bu şekilde de büyük dolaşımı tamamlar ee, kurbağa su altına girdiği zaman dolaşımı düzenleyerek geçici olarak devre dışı olan akciğerlere kan göndermiyor arkadaşlar su altında tek gaz alışverişini deriyle yapar akciğerlere kan göndermez Çünkü akciğerler nefes alma gibi bir durum olamadığı için mecburen orada gaz değişimi yapamıyor bu yüzden de su altındayken akciğerlere kan gitmiyor gelelim sürüngenlere bakın kuşlar haricinde anlatıyorum Çünkü kuşları kuşlar ve memeliler diyerek burada anlatacağım kuşlar ve memelilerin birbirine benziyor zaten. Arkadaşlar sürüngenlere baktığımızda sürüngenlerde yarım bir perde bulunuyor bunlarda. Yine üç odacıktan oluşuyor kalp. İki kulakçık bir karıncık ama bunların karıncıklarında şöyle yarım bir perde bulunur. Bir bölme bir perde bulunuyor. Sadece e, timsahlarda timsahlarda tam olarak dörde bölünmüştür. Orada da yine kan karışacak. Nerede karışıyordu? Paniza kanalı dediğimiz kanalda arkadaşlar karışıyordu. Şimdi bunlarda nasıl oluyor? Bunlar da, da aynı durum söz konusudur. Zaten yarım bir perdeyle ayrıldığı için kan çok az birbirine karışır. Temiz ve kirli kan. Burada da yine vücuttan toplanan kirli kan kalbe gelir. Kalbin sağ kulakçığına, sağ kulakçıktan sağ karıncaya gider. Oradan akciğerlere giderek temizlenir. Daha sonra tekrar kalbe gelip Temiz kan vücuda gönderilir arkadaşlar. İşte bizim e, sürüngenlerde, işte kaplumbağalarda, yılanlarda, kertenkelelerde bu şekilde görülür. Timsahlarda karıncıklar tamamen ayrılmıştır, yani dört bölmeden oluşur. Ama akciğerle, işte akciğer dolaşımıyla sistemik dolaşım dediğimiz o büyük dolaşımın Kalbi terk, terk, ettiği noktada şurada bir yerde paniza kanalı dediğimiz bir kanal vardır. Burada bağlanmıştır. Bu kanalda da kan kısmen yine birbirine karışıyor. O yüzden timsahlar da soğukkanlı canlılardır arkadaşlar. Evet memeliler ve kuşlara gelelim. Zaten insanda dolaşım sistemini anlatırken memelilerdeki dolaşım sistemini de anlamış olacağız. Kuşlarda da aynı durum söz konusudur. Sadece kuşlarda farklı bir durum var arkadaşlar. Bizlerde Aort atardamarı yani şu bizim büyük olan atardamarımız sol tarafa doğru giderken bakın sol tarafa doğru gitmiş. Kuşlarda arkadaşlar aort atar atardamarı sağ tarafa doğru gider. Kuşlarla e, memeliler arasındaki farkımız budur. Bir de kuşlarda e, metabolizma daha hızlı olduğu için kalp daha hızlı çalışır. E, kuşlar ve memelilerde Kalbin dört bölmeli olması arkadaşlar konvergent evrimi yani birlikte evrimi yansıtır. Onu da yine söylemiş olalım. Evet böylece biz dolaşım sistemlerinden bahsettik. Bir sonraki videomuzda insanda dolaşım sistemine başlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.